Aşk acısı nasıl atlatılır? Sevgi ve alışkanlık aynı şey midir? Biten bir ilişkiyi kurtarmak mümkün mü? Hepsini aşk doktoru Mehmet Coşkun Deniz'e sordum. O da bütün içtenliğiyle yanıtladı. Mehmet Bey'cim, aşk doktoru olarak nasıl tanındınız? Ya aslında aşk canımı çok yakınca ben de bu canımı bu kadar çok yakan şeyin ne olduğunu araştırmaya başladım. Doktor oldum ondan sonra. Araştıra araştıra ıcığını cıcığını aşkın ne olduğunu öğrene yaza böyle bir aşk doktoru şeklinde bir yakıştırma yapıldı bana. O halde biz de merak ettiğimiz bütün soruların cevabını sizden alacağız şimdi. Medya aşkları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani sosyal medyada aşk yaşanmaz. Sosyal medya şu açıdan güzel. Birini beğenebilirsiniz. Tanışma fırsatı yaratır. Çünkü aşk sizin uzaktan uzağa hiç görmediğiniz biriyle yaşayacağınız bir şey değil. Aşkın gerçekleşebilmesi için iki kişinin mutlaka karşı karşıya gelmesi gerekiyor. Ve o anda eğer hormonlar harekete geçiyorsa aşkın doğması gerekiyor. Sosyal medyada aşkını abartılı paylaşan ne kadar çift varsa aslında kendi içlerinde çok büyük mutsuzluk yaşıyorlar demektir. Sürekli el ele kol kola canım, kocişim, aşkitom, işte şuyum buyum diye sürekli sosyal medyada kendini lanse ediyorsa bilin ki çok kısa sürede ayrılık haberini duyarsınız onlara. Birine aşık olduğumuzu nasıl anlarız? Ya aşkın fiziksel göstergeleri o kadar keskin ki aslında anlarsınız. Aşık mıyım acaba sorusu varsa birine karşı aşık değilsiniz. Daha da önemli bir şey var. Diyelim ki iki seçenek var karşınızda. Acaba hangisine aşığım diye soruyorsanız ikisine de aşık değilsiniz. Kendinize en aykırı kişiye aşık olabilirsiniz ama kendinize en aykırı kişiyle ilişki yürütemezsiniz. Şöyle bir dinginliğe erişmek lazım. Bakalım siz o ilişkiyi yürütebiliyor musunuz? Bunun süresi nedir? Ne 6 kadar ay. Sürede? 6 ben ay. Ben söyleyeyim. İlk 6 ay zaten karşınızdaki insanla ilgili karar veremezsiniz. Ama 6 ay sonra hormonların etkisi yavaş yavaş inmeye başladığında o başta ağzını şapırdatması yemek yerken hoşunuza gidiyor ya, sevimli gidiyor sonra ya. Bakmaya mı başlıyor? 6 ay sonra kulaklarınızda çınlamaya başlıyor. İşte onu demeye çalışıyorum. Bir 6 ay beklemek lazım. İkinci 6 ayda da o tanıma evresinde de onunla ilgili karar alma sürecine girersin. Ben bu adamla ya da kadınla devam edebilir miyim? Biz bir aile olabilir miyiz? Ondan iyi baba olur mu, iyi anne olur mu diye ikinci 6 ayda da karar verirsin. Yani bir sene. Ancak bir sene sonra... Bir sene ideal bir sene. İdeal. Helen Avşar'la kocası, aman biz bir ayda tanıştık, evlendik, aşık olduk, bak ayrıldılar. Ece Erken, Serkan Uçar, işte 3 ayda evlendik, aşık olduk, ne kadar güzel falan filan, pat peki, ayrıldılar. Peki mutlu evliliğin sırrı ne? Evlilik dediğimiz şey, sizin ya da benim hayatıma başka birinin girmesi değil. Sizin hayatınız size, benim hayatım bana, bir de ikimizin ortak kurduğu bir evlilik hayatı. Bunu başarabilirsek eğer evliliği de sürdürebiliriz. Büyüklerimiz zamanında demiş ki aman hiçbir zaman yatağa küs girmeyin, girin. Problem yok bunda. Çünkü sorunu çözmek için bir araya geldiğinizde eğer düzgün konuşamıyorsanız o sorun kördüğüm olur. Oysa şunu yapabiliriz, bir iki gün konuşmayalım birbirimize, hiçbir şey olmaz. Hadi gel sorunu çözelim bilmem ne. Sinirliyiz, öfkeliyiz. Öfke anında ağzımızdan çıkacak kelimeler karşımızdakini incitebilir. Şimdi konuşmak istemiyorum deyip karşımızdakinden biraz izin istesek, şöyle bir soluklansak, bir iki saat, belki de bir gün kenarda dursak, sonra zaten o konuyu konuşacağız birbirimizi seviyorsak. Benim önerdiğim çok iyi bir şey var. Bunu çiftler yapabilse haftada bir gün, bir saat. Televizyonu kapat, çocuğunu uyut. Telefonlarını kapat. Geç karşı karşıya, ister bir kahveyle, ister bir yemek eşliğinde birbirinizden konuşun. Biraz geçmişe gidin, biraz gelecek planlarınızdan konuşun. Bir saat sadece. Bu evliliği ve çiftler arasındaki bağı o kadar güçlendirecek ki
İşte o zaman zaten bitme noktasına gelmeden sorunlarınızı da konuşmuş olursunuz. Alışkanlık ve sevgi aynı şey midir? Sevgi pozitif bir şey, alışkanlık negatif bir şey. Alışkanlıklar terk edilebilir. O yüzden sevgiyi alışkanlığa çevirmemek gerekir. Kötü alışkanlık dediğimiz şeyler var ya, onlar da aslında istemediğimiz ama bir türlü bırakamadığımız şeylerdir, değil mi? Birine, bir insana duyulan bu alışkanlık da aslında kötüdür ve zararlıdır. Bağımlılıktır. İlişkilerde bağlılık iyidir, bağımlılık kötüdür. Çok teşekkür ediyorum ben size. Konu aşk olunca çünkü sorular bitmek bilmiyor. Konu konuyu açıyor. Aşk doktoru olarak tanıdığımız Mehmet Coşkun Deniz'le birlikteydik. Aşk, ilişkiler, kadınlar, erkekler hakkında konuştuk. Başka bir konuyla görüşmek üzere. Hoşça kalın.